Çok kıymetli Kahramanmaraşlı hemşerilerim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Millet olarak acılı günler yaşadık. Belki de gelmiş geçmiş en büyük felaketle karşılaştık. Hatta bu topraklarda belki son 1000 yılın en ağır doğal afetini yaşamış olduk. Öncelikle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm yakınlarınıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Hepinize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Asrın afetinde Kahramanmaraş'ımızda 12.561 kardeşimizi rahmeti Rahman'a uğurladık. Onlar bizim deprem şehitlerimizdir. Rabbim bir daha bu acıları sadece bize değil, ne dosta ne de düşmana yaşatsın. Bu acı günlerde bu bütünleşmeye her zamankinden daha çok muhtacız. Maraş'ın başındaki kahraman sıfatı aslında boşuna değil. Asrın afetinden sonra da metanetimizle ve çalışkanlığımızla hızla Kahramanmaraş'ı hep birlikte inşallah ayağa kaldıracağız. Ülke olarak, millet olarak, tüm Türkiye olarak Kahramanmaraş'ın yiğitliğiyle, kahramanlığıyla her zaman gurur duyduk. Şehidi, gazisi, kadını, erkeğiyle topraklarımızı ve milletimizin izzet-i nefsini kahramanca müdafaa eden bütün ecdadımızı şükranla ve rahmetle anıyorum. Sütçü İmam sadece tarihi bir direnişin değil, maneviyatı, cesareti ve istiklal ruhuyla bugün Kahramanmaraş'ımızın gerçek bir sembolüdür. Burada aynı mücadele ruhunu ve gönül iklimini hissetmekten bu memleketin bir evladı olarak büyük bir onur duyuyorum. Asrın felaketi olan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerimizin yaralarını en kısa sürede inşallah sarmış vatandaşlarımızı da kendi iskanlarında yerleştirmiş olacağız. Depremde yıkılan binaların %97.2'sinin 1999 yılı öncesi inşa edilmiş olduğunu malumlarımız olduğu üzere tespit ettik. Hasar tespiti ve vatandaşlarımızın barınmalarına yönelik çalışmalarımızla ilgili bazı rakamları siz değerli basın mensuplarımızla paylaşmak istiyorum. Yıkılan bina sayısı 7.039, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 12.561 kişi, enkazdan çıkarılan kişi sayısı 54, acil yıkılacak ağır hasarlı yıkık orta, bu da 56.184 bina, enkazı kaldırılan yapı 10.163 bina, kurulan çadır 148.675 adet, barınma tesislerinde barınma hizmeti 545.204 kişi için verilmekte. Tahliye edilen kişi sayısı 197.169. Deprem destek ödemesi, ki bu aile için 10.000 lira olan destek ödemesi 222.440 aileye yapılmış. Karşılığında da 2.224.000.000 Türk lirası ödenmiştir. Yine taşınma desteği ödemesi kapsamında da 72.297 aileye, aile başına 15.000 lira olmak üzere 1.085.000.000 lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu sene Ramazan ayını ne yazık ki buruk duygularla idrak ediyoruz. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızla birlikte toplamda 14 milyon insanımızı ve dolaylı olarak da 85 milyon insanımızı etkileyen büyük bu üst üste gelen depremler, afetler hepimizin yüreğini yakmıştır. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize bir kez daha başsağlığı ve metanet diliyorum. Bizler Sütçü İmam'ın, Evliya Efendi'nin ve daha nice isimsiz kahramanlarımızın destanlar yazdığı bu kadim ve kahraman şehrimizi en hızlı şekilde tekrar ayağa kaldırmaya kesin kararlıyız. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için
devletimizin diğer tüm kurumları gibi bakanlık olarak bizler de ilk günden bu yana birçok adım attık ve atmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda AFAD'a bugüne kadar 40 milyar liradan fazla nakit aktarımı gerçekleştirdik. Depremzede vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz ve devam ediyoruz. Hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ayrıca hane başı 15 bin lira taşıma destek ödemesini de gerçekleştirdik. Doğal afet sigortası kapsamında çok proaktif davranıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 19,6 milyar liralık bir hasar ödemesinde bulunduk. Değerli dostlar, toplamda 650 bin konut inşa edeceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişlerdi. Bunların büyük bir kısmını da Sayın Cumhurbaşkanımızın depremzede vatandaşlarımıza söz verdiği üzere bir yıl içinde tamamlanmak için durmaksızın hep birlikte, özellikle de Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz. Daha şimdiden 100 binden fazla konutun inşasına başladık. Bu süreçte bakanlık olarak gereken tüm finansman desteğini kesintisiz şekilde de sağlamaya devam ediyoruz. Asrın felaketi sonrasında bölgede çözmemiz gereken en önemli sorunun barınma sorunu olduğunu biliyoruz. Şehrimizin ekonomik gelişimine ve sanayi üretiminin aksamaması bakımından da bu hususun büyük bir önem arz ettiğinin farkındayız. Bu sebeple kalıcı konutlarımızın bir yıl içinde inşa edilene kadar bazı geçiş dönemi çözümlerini de devreye aldık. Çalışanları konteynerlerde ikamet eden KOBİ'lerimize konteyner başına 30 bin lira olmak üzere 10 konteynere kadar destek sağlıyoruz.